Burada teorik bir şey üzerinden hareket etmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani teori yok. Mesela kitaplarda okudunuz. Felsefe okuyanlar var mı? Lise okuyup felsefe dersi görenler var mı? Var mı? Gördünüz. Felsefede ne var? Teori var değil mi? Teori diyorlar. Yani bir Avrupalı filozof fikrini beyan eder. Bu filan filozofun teorisi. Teori ne demek? Fikir yürütme. Yani bana göre böyle. İddia. Ben böyle iddia ediyorum ama sen de şöyle iddia ediyorsun. Yani şu kitaptır. Bu kitap diye teori olur mu? Bu kitaptır artık. Bunun için herkes kitap demek zorunda. Demeyen aklını yitirir. Bu kitap. Ama ortada olmayan bir mesele için ne yapılır? Teori denilir. Yani böyle olabilir. Yani nazariye, yani atmasyon, sallamasyon manasına geliyor Türkçe'de. Yani ben böyle attım. Yarın bir günde sen de bir şey atarsın. Şöyle dersin. Çünkü nasıl olsa atış serbest ya. Hangimiz tutturursak. Tutmuyor da zaten. Çünkü Allah'a istinad etmeyi tutmayacak. Çünkü bunlar kaç yüzyıldır atıyorlar. Biri geliyor farklı atıyor, öbür ki geliyor farklı atıyor. Herkes farklı attığına göre bu iş yalan. Ama dinde öyle değil. Diyor ki arkadaşlar cehennem var diyor. Nerede diye soruyoruz. Üstünde oturuyorsunuz. Bakıyoruz ki yanardağlardan öyle bir patlama sesiyle uyanıyoruz ki. Öyle alevden nehirler akıtıyor ki. O hakikaten var yani. Diyor ki onun merkezindeki diyor ateşin sıcaklığı da 200 bin santigrat derece diyor. İnanmıyorsan Halep burada, arşın orada diyor. Ölç. Ölç. Hakikaten ölçüyoruz bakıyoruz. Doğru. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde beyan ettiklerinde bana göre böyle diye bir şey yok. Ben böyle düşünüyorum diye bir şey dememiş. Bu böyledir demiş. Hatta bakın bir haberi var. Gülmüşler ona. Hendek kazıyorlar. Hendek'i kazarken, Hendek Savaşı'nı duydunuz değil mi? Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam'ı işgal etmek için Mekkeliler büyük bir ordu hazırladılar. Çok büyük ordu. 10 bin kişi o zaman da Medinelilere göre çok yüksek bir orduydu. Hendek kazıyorlar. Taş çıktı. Tabii taş varsa atlar geçer. Savaşın sonucu malum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Taşa bir vurdu, bir gürültü, bir kıvılcım, taştan bir parça koptu. Dedi ki, Şam saraylarını görüyorum dedi. Yani Şam'ı fethedeceksiniz. Tabi orada münafıklar da var. Müslüman gözüken münafıklar da var. Gülüyorlar tabi. Niye? Ulan daha Mekkeliler geldi, onlarla baş edemiyoruz. Bu diyor ki Şam, o zaman da Şam ne demek biliyor musun? Bugün Amerika'yı alacağız diyor. Şimdi burada böyle konuşuyoruz ya. Ben şimdi desem ki arkadaşlar Amerika'yı alacağız. Ne olur cemaat bir güler geçer. Ondan sonra ikinci kazmayı vuruyor. Diyor ki Kisra'nın beyaz sarayları bana gözüktü. Ne diyor biliyor musunuz? Çin'i alıyoruz. İkinci kazmada. Sonra kazmayı bir daha vuruyor. İşte diyor ki Sana'nın sarayları bana gözüktü. Yani Rusya'yı alıyoruz. Kremlin sarayını gördüm diyor. Yani bugünün tabiriyle böyle. Çin, Rusya, Amerika. Tabi alay konusu. Münafıklar için, müminler için iman ediyorlar. Ya bana göre böyle, böyle tahmin ediyorum olabilir arkadaşlar diye bir haber vermiyor. Böyle olacak diyor. Aradan 40 sene geçmedi. 40 sene geçmedi. Hazreti Ömer döneminde Şam sarayları alındı değil mi? Sana'nın yani Yemen'in sarayları alındı. Mısır alındı. Kisra yani Pers İmparatorluğu yok edildi. Yani ne demek? Çin'i yok ettiler. O günün yani Çin gibi veya Amerika'yı yok ettiler öyle düşün. Amerika'yı ezdi geçtiler. Beyaz Saray'a geçtiler oturdular yani. O günün Amerika'sı şeydi Pers İmparatorluğu. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiş olduğu haberler böyledir. Teori. Sallıyorum arkadaşlar.
Belki 40 sene sonra tutar. Böyle bir şey yok. Dinde her şey ispatlı ve delillidir.